Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yeşil düz yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Yazmamız yeşil ama videoda biraz rengi sanki farklı çıkmış. Ama güzel bir rengi var, tatlı bir rengi var. Benim de çok hoşuma gitti. Yazmamız böyle düz arkadaşlar. Güzel, sade. İstediğiniz renk, istediğiniz modelde kullanabilirsiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için desteklerinize ihtiyacım var. Şimdi şu şekilde ben altının zürafasını yaptım arkadaşlar. Şöyle tam netleştirmek istiyorum. Görüntü bazen hemen değişiveriyor. Renklerden de bazen kaynaklanıyor. Onun için şöyle açalım biraz. Modelimizi böyle düz yazma üzerinde kullanacağım. Yazmamız yeşil. Şöyle şu şekilde göstereyim. Yeşil. Zürafasını da yapıyordum. Diğer zürafasını da yaparken arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Çok arkadaşımız vardı. Onlar soruyorlardı, Zehra Hanım zürafalarınız çok güzel oluyor, yapımını bizlere gösterir misin diye çok mesaj atan vardı. Onun için şimdi hem zürafa yapımı hem modelimizi göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle hemen şu şekilde, tam bu kamera bazen ışıktan kaynaklanıyor, görüntüyü tam yazmada renkli olduğu için algılamıyor. Şimdi şöyle şu şekilde, şöyle şuradan hemen parmağımla şöyle kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra şöyle tutuyorum. Tuttuktan sonra şöyle iğnemi batırıyorum hemen dibinden. Şöyle iki kere dolayarak ipimi çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Çok soran oluyordu. Biz zürafayı yapıyoruz. Veyahut da modeli yapıyoruz. Ne kadar sıkarsak sıkalım arkadan geri sökülüp geliyor diye. Şöyle elinizi koyarak bastırırsanız daha kolay olur sizin için. Şöyle şuradan hemen şu şekilde şöyle parmağımla tutturuyorum dipten, şöyle şu şekilde. Herkesin yapış şekli farklı, ben böyle yapıyorum. Daha hem kolayıma geliyor hem de ütülediğiniz zaman daha düzgün duruyor. Şu şekilde şöyle. İğnenin ucu sivri olduğu için bazen etime batıyor. Şu şekilde. Benim zürafa yapışım böyle bu şekilde arkadaşlar. Gayet de güzel ve boncuk gibi duruyor. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Bu ipimizi burada çıkaralım. Ben devam edeceğim. Çünkü yeşil olarak bu ipi kullanıyorum. Ancak buna uygun bunu bulabildim. Kendi başka renginden yeşil bulamadım çünkü. Hemen hemen o da uyuyor onun rengine. Onun için onu kullanıyorum. Şöyle iğnemize ipimizi takıyoruz. Şu şekilde şöyle.
Makasımla ipimi kesiyorum. Şuradan hemen bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içine geri batıyorum. Şöyle fil dişi yapıyorum. Dört tane fil dişi yaptım. Şimdi arada boş zürafa bırakıyorum. Şöyle. Üç. Ve dört. Dört tane boş zürafa yaptım. Şu biraz büyükçe olacaktı. Bunu şaşırdım. 3 tane boş zürafa yaptım. Buraya geri döndüm. Dördüncüde. Şuraya hemen böyle bir tane minik pırpır yaptım. Pırpırın içine şöyle battım. Ve tekli sinek kanadı yaptım. Bu şekilde böyle. Tekrar aynı şekilde şöyle şöyle 3 tane tekli sinek kanadı yaptık arkadaşlar. Aşağı iniyorum tekrar. Şöyle. Bazen ben şaşırıyorum zürafada 2 kere doluyorum. Videoda bazen unutuyorum. Şimdi arada 3 tane zürafa olmuş oldu. Ve 4. zürafada tekrar fil dişi yapıyorum. Burayı 5 tane yapacağız arkadaşlar. Güller fazla birbirine yakın olmasın diye. Beş tane yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum.
Şöyle yapraklarımı tamamlıyorum. Tekrar buraya fil dişi yapıyorum. Şöyle. Şöyle şu şekilde yaptık. Şimdi bunların üstünün çiçeklerinin yapılışını gösterelim. Bu modelimde 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Krem rengi, yani açık krem rengi. Böyle bu renkten bir de hardal sarısı kullanacağım. 3 rengi birden kullanacağım. Şimdi 3 renkte altını krem rengi kullanıyorum. Üstlerini de hardal sarısıyla bu gül kurusu rengini kullanacağım. İplerimi şöyle kenara alıyorum. İlk başta şurayı şöyle düğümümüzü atıyoruz. Attıktan sonra buraya pırpır yapıyorum. Şu büyüklükte. Beş tane pırpırımı yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum şöyle. Şu şekilde şöyle. Buna da aynı şekilde pırpır yapıyorum. Tekrar buna geçiyorum şöyle. Şöyle ayarladık bunu. Şu fazlalık ipimizi hemen buradan kesiyoruz. Bunu da buradan şöyle kesiyorum. Diğer gülümün beyazını yapacağım şimdi. Arkadaşlar altının pırpırlarını tamamladım. Diğerini de yaptım. Şimdi üstünün çiçeğinin yapılışına geçelim. Buradan hemen şöyle yan taraftan ipimi tutturuyorum. Şu şekilde şöyle iğnemi batırıp buradan şöyle düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra buradaki pırpırın tepesine batıyorum şöyle. Buradan zürafa yapıyorum pırpırların üzerine. Şöyle
Buradan da zürafa yapıyorum böyle. Buradan geri dönüyorum. Şöyle şuraya pırpır yapıyorum. Dört tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şu fazlalığı şuradan hemen kesiyorum görüntüyü bozmasın diye. Şöyle şuradan hemen tekrar pırpırımın üstüne zürafa yapıyorum. Şöyle şuraya tekrar şöyle pırpırımı yaparak devam ediyorum. Dört tane pırpır yaptım buraya. Tekrar pırpırımın üstüne inip şöyle şu şekilde zürafa yapıyorum. Değişik ve güzel bir model arkadaşlar. Bunu komşuda gördüm ben. Şu şekilde şöyle. Buradan hemen aşağıya iniyorum. Şöyle. Bu şekilde böyle. Şöyle elim altına koyayım. Görüntü güzel olsun. Modelimiz bu şekilde. Diğerini de hardal sarısı ile yapacağım. Tekrar burada buluşalım. Benim modelim bitti arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.